Şimdi her iş yerinde bir çan eğrisi vardır. Şirketin e, iyi olan elemanları var, orta olan elemanları var ve vasat elemanları var. Hı hı. Vasat elemanlar kendi açıklarını patronla kanka olarak ya da patrona laf taşıyarak kısacası hani yalakalık yaparak kendi eksikliklerini gidermeye çalışırlar. Akıllı ve farkındalıklı bir patron o adamın ne yapmaya çalıştığının farkındadır ve dikkat eder. Fakat egosu olan, kendini aşamamış bir patron ya da dünya malıyla içindeki eziklikleri, dünya malıyla yıkılmış dünyasını dışarıda güçlü göstermeye çalışan bir patron etrafındaki bu tür şakşakçıları çok sever. Çünkü onların şakşakıyla kendini değerli hisseder. Gözüne sürme çekilmiş bir patronun şakşakçılarla kurulu bir şirketinde çalışkan bir elemansanız eğer her zaman topun ucundasınız tembeller tarafından. Çünkü sen orada çalışarak çıtayı yükseltiyorsun. Eğer patron senin çalıştığını fark eder otomatikman ötekilerinin çalışmadığını fark edecek. Bu sefer onlar için bir tehditsin çünkü o da evine Mekke'ye götürmeye çalışıyor, onun da taksitleri var, onun da çoluk çocuğu var ve o kendi Amazon ormanlarındaki vahşi bir gladyatör gibidir o saha. Çünkü seni orada biçmezse işinden olacak. E zaten o işi zor bulmuş. E zaten 10 yıldır patronun bütün kahrını da çekiyor. Çünkü Patronlar da bu tür insanlara naz niyaz yapıyor. Onlar da naz niyazını görüyorlar. Evet. E, al gülüm ver gülüm. Ama iş üretmiyorlar. O şirket ilerlemiyor. Sadece patron gönlünü iyi ediyor. Onlar da e, gönlünü iyi ettikleri patronun yanında gün dolduruyorlar.